Selam. Yeni bir çadır sohbetine daha hoş geldiniz. Saat şu an sanırım 7'ye geliyor. Aslında daha erken gelip bu videoyu çekme düşüncem vardı ama yağmur yağdığı için gelemedim. Muhtemelen bu son çadır sohbetlerinden biri olacak. Çünkü tahminimce birkaç güne kadar ya da önümüzdeki hafta gibi falan Ankara'ya dönüyor olacağım. Eylül'de yüksek ihtimalle tekrar gelebilirim ama muhtemelen çadırı önümüzdeki hafta kaldırıyor olacağım. O yüzden de bu son çadır sohbetlerinden biri. Buradaki gerizekalılardan da bıktım. Neyse. Aslında bu çadır sohbetleri benim gerçekten çok hoşuma gitti ve çekmek istiyordum birkaç tane daha. Ama çok enerjim yoktu. Ve ne bileyim böyle konuşacak bir konum da yokmuş gibi gelmişti ama aslında bence bizden konuşacak çok fazla konu çıkabilir. O yüzden aklıma geldikçe ve fırsat buldukça bu çadır sohbetlerini gidene kadar çekmek istiyorum. Aslında bu durum beni uzun süredir rahatsız ediyor ama birkaç gün önce daha net bir şekilde farkına vardım. Bence bizim milletin en büyük sorunu ve en toksik tarafı fanatizm. Yani öyle bir noktaya geldik, öyle bir ayrışma durumuna geldik ki her konuda inanılmaz derecede ve olumsuz yönde fanatiklik yapıyoruz. Eskiden de bu böyleydi ama son 20 yılda falan daha bir kötüye gitti diye düşünüyorum. Çünkü eskiden yapılan şeyler yani üzerinde ısrarla durulan şeyler, fanatiklik diyebileceğimiz, fanatiklik yapılan şeylerde yine de bir saygı vardı. Yine de bir nasıl diyeyim, böyle kötücül bir tarafı yoktu, anlatabiliyor muyum? Ama şu an geldiğimiz noktada iş öyle bir boyuta ulaştı ki yani bu fanatizmin iyi hiçbir tarafı kalmadı. Din konusunda fanatizm yapıyoruz. İşte ekonomi konusunda fanatizm yapıyoruz. Siyaset konusunda zaten fanatizmin dibini yaşıyoruz ne yazık ki. Bununla birlikte böyle bir ne bileyim yarışma, böyle bir program, böyle desteklediğimiz birilerinin olacağı durumlarda bile o kadar kötücül ve nefret dolu fanatizm yapıyoruz ki bu benim gerçekten artık kanımı donduruyor. Şimdi yarışma konusunda dedim de bunu özellikle söyledim çünkü şu MasterChef olayına bir değinmek istiyorum. Ben normal şartlarda televizyon izlemiyorum Ankara'dayken. Sadece MasterChef'i takip ediyorum, o da YouTube'dan. Ama buraya geldiğimden beri yapacak çok fazla bir şey olmadığı için ister istemez insan televizyona da dalabiliyor. TRT belgesel izliyorum, TLC izliyorum, D-Max izliyorum. İşte onun dışında da MasterChef izliyorum. Bu arada ben MasterChef'i de severek takip ettim bunca zamandır. Sadece ilk sezonunu öyle aman aman izlememiştim. En sevdiğim sezonu ikinci sezon, sonrakileri de izlemeye devam ettim. İnsanlar MasterChef'te ya da bu tür programlarda desteklediği yarışmacıları o kadar ölümüne destekliyor ve onların aksine hiçbir şeyi kabul etmiyor ki bu artık inanılmaz bir nefrete dönüşmüş durumda. Yani MasterChef'te birini takip ediyor. Ve kalan herkes onun için
en ufak bir şekilde o desteklediği yarışmacıyla böyle bir pürüz yaşadığında ya da atışma yaşadığında bir şey olduğunda ya da karşı taraf kendi düşüncelerini kendi üslubuyla, kendi kişiliğiyle ortaya koyduğunda öyle bir nefret kusuyor ki ve bu o kadar derin boyutlara iniyor ki benim gerçekten izlerken arada bir böyle yorumları okurken falan kanım donuyor. Yani evlat olsa sevilmez, işte bu insan mı, bilmem ne, hani o tür argo kelimeleri kullanmak istemiyorum ama bence anladınız siz. İşte ailesi bile utanıyordur. Böyle de bir insan olur mu? Vicdansız, merhametsiz. Ya arkadaşlar, bir insan kendi üslubunca, kendi karakteri ve kişiliği doğrultusunda bir şeyler ortaya koyuyorsa, bir şeyleri konuşuyorsa, bu onun vicdansız, merhametsiz, işte insanlıktan nasibini almamış olduğunu göstermiyor. Yani şundan yola çıkarak söyleyeceğim. Şimdi MasterChef'te bu sezon Deniz diye bir kız vardı. Son derece sivri bir kızdı. İşte dobraydı. Ve hani ya ben şuna inanıyorum. İçindekileri direkt olarak süzgeçten geçirmeden söyleyen insanların hepsinin değil ama bir kısmının kötü niyetli olmadığını ve o dobralıktan, rol yapamamaktan ya da yapmamaktan ve olduğu gibi davranmaktan olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte ben Deniz'i aslında seviyordum ve biraz daha MasterChef'te kalmasını isterdim. Ya bir şey birinin ağzındaysa o kişiden çok da kötülük görmeyeceğinize inanıyorum. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Bir insan düşünün, gerçek düşüncelerini, gerçek fikirlerini üstü kapalı böyle iğneleyerek anlatmaya çalışıyor ya da böyle alttan alttan işliyor ya da sonradan ortaya çıkarıyor. Bir de bir insan var ki anında neyi düşünüyorsa onu söylüyor, neyi hissediyorsa onu söylüyor. İşte birinden hoşlanmadıysa bunu söylüyor. Birinin yaptığı ya da söylediği bir şeyin doğru olmadığını düşünüyorsa onu o anda söylüyor falan filan. Yani bahsettiğim olay bu. Ben böyle insanları seviyorum. Çünkü genel olarak ben de öyleyimdir. Ben çok politik davranabilen bir insan değilim. Birinden hoşlanmadıysam, birini sevmediysem, bir ortamda olmaktan rahatsızlık duyuyorsam, bunu yüz ifadelerimden ve davranışlarımdan muhakkak anlarsınız. Ve hani hiç bunlardan anlayamıyorsanız bakışlarımdan mutlaka anlarsınız. Ben saklayamıyorum hissettiğim ya da düşündüğüm şeyleri. Ve saklayan insanlardan da hoşlanmıyorum. Zaten çevremde o yüzden neredeyse hiç arkadaşım yok. Evet, bu durum sosyallik açısından beni zaman zaman zorluyor. Çünkü en nihayetinde sosyal varlıklarız. Ve birileriyle iletişimde olmaya ihtiyaç duyuyoruz. Ama ben şahsen bunu gerçek bir ilişki kurabileceğim, gerçekten kendisiyle ilişki kurabileceğim insanlarla yapmak istiyorum. Yani saman altından su yürüten, gerçek düşüncelerini, duygularını ortaya koymayan, politik davranan insanlardan hoşlanmıyorum. Hiçbir zaman hoşlanmadım. Bu yüzden zaten hayatımın çoğu döneminde tamamıyla ya da tamamıyla olmasa da büyük oranda yalnızdım. Yani hoşlanmıyorum ve bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Bu bence saman altından su yürütmek diye tabir ettiğimiz ya da İşte düşünceleri, hissettikleri dilinde olmayan insanların gerçekten çoğunun sinsi olduğunu düşünüyorum. Ve politik davranmak da bence bir sinsiliktir ve bir karakter ortaya koyamamaktır.
Evet, bir toplumda yaşıyoruz. Evet, işte bazı insanlar tarafından kabul görmek istiyoruz. Ve bunun için çoğumuz her şeyi yapıyoruz. Ama işte bu noktada şunu sorgulamak gerekiyor. Ben gerçekten kimim ve bu yaptığım şey ya da benden yapmamı, sergilememin istenildiği şeyler gerçekten bana uygun mu? Şimdi toplum politik davrananları çok sever. Böyle suya sabuna dokunmadan, etliye sütlüye karışmadan, böyle uyumlu, çok da böyle problematik olmayan insanları sever. Ve belirli bir sosyal çevrede olmak için de aslında bunu yapmak gerekiyor. Hatta kendi aileniz içinde bile bunu yapmak gerekiyor. Ama hiçbirimiz ya da çoğumuz şunu sorgulamıyor. Ben gerçekten bunu yapmalı mıyım? Yapmak istiyor muyum? Bunu yapmak benim genel karakterime, tavrıma, içsel dünyama uygun mu? Şimdi şunu da söyleyebilirsiniz. Ya sen bu kafayla gidersen, bu düşüncelerle gidersen daha çok yalnız kalırsın. Benim yalnız kalmakla ilgili bir problemim yok. Ya bu şekilde yalnız kalmayı kendim gibi davranmayarak, saman altından su yürüterek, düşüncelerimin aksine davranışlar sergileyerek bir topluluk içinde olmaya tercih ederim işin açıkçası. Ve bu bütün hayatım boyunca da kuvvetle muhtemel ki böyle olacak. Bir çayımdan içeyim. MasterChef meselesine geri dönersek, evet, Deniz son derece sivri bir karakterdi ve böyle düşündüğü her şey, hissettiği her şey dilinde olan bir karakterdi. Bunun toplumda, topluluk içinde çok kabul görmemesini anlayabiliyorum. Bu normal. Normal değil de şimdi normal. Ama size hiçbir zararı dokunmayan insana kendi karakteri, düşünceleri, hisleri çerçevesinde nefret kusabilmenizi, işte namusuna dil uzatmanızı, ailesine dil uzatmanızı, evlatlığına dil uzatmanızı, kadınlığına ya da adamlığına laf uzatmanızı ben kabul etmiyorum. Doğru da bulmuyorum. Buna etik de bulmuyorum. Evet, birinden hoşlanmayabilirsiniz. Birinin davranışları, düşünceleri size tamamıyla ters gelebilir. Ama bu o kişiden nefretinizi, o kişiye nefret kusmanızı gerektirmez ve bunu meşru kılmaz. Ki bence Deniz'e laf söyleyen çoğu insanın, hatta neredeyse herkesin desteklediği insanların gerçekten böyle özellikle haftalar geçtikçe saman altından su yürüten, içten pazarlıklı ve nasıl diyeyim, bir dediği bir dediğini tutmayan ya da bir şeyler söyleyip bir şeyler yapıp sonrasında bunu inkar eden tipler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla tarafımı belli etmem gerekirse ben denizciyim. Ve deniz gibi insanları gerçekten seviyorum çünkü ben de öyle bir insanım. Ve denizin kötücül bir insan olduğunu da düşünmüyorum. Öyle bir şey hissetmiyorum. Bazılarının enerjisi agresif olduğu için, yani bizim normal kabul ettiğimizden ya da tolere edebileceğimizden daha agresif ve daha sert olduğu için onlara kötücül demek, kötü kalpli demek, kötü enerjili demek bana doğru gelmiyor. Evet, bu tür insanların bazıları gerçekten kötücül olabilir. Kötü ve olumsuz taraftan bu tür söylemler ve davranışlar gösterebilirler. Ama bazı insanların da bunun tam tersi olduğunu düşünüyorum. Sadece biraz daha agresif enerjileri var diye onlara kötücül demek bana doğru gelmiyor.
Ve sonuç olarak bu tür, yani içindekini dışarı yansıtan, düşündüğünü söyleyen, hissettiğini söyleyen insanlar varken aksi davranan, işte herkese gülen, herkesle iyi anlaşan, kimseyle adam akıllı atışmayan ya da atıştıktan sonra "ya biz çok iyiyiz, hiçbir problem yok" falan diyen insanlardan ben zerre kadar haz etmiyorum ve böyle insanlardan daha çok korkmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir şey daha diyecektim aslında bu videoda ama ne diyecektim unuttum.